aşı nedir? İlk aşı ne zaman bulundu? Peki aşı her yaştan insanı korur mu? Aşılarda aranan özellikleri sıralayalım. Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Hipokrates bir aforizmasında tıpta her şey insana yardım etmek içindir. Ama önce zarar vermeden der. Daha önceki videomda dediğim gibi tarihin gördüğü ender olaylardan biriyle karşı karşıyayız. Bireysel sağlığın toplum sağlığından geçtiği bir dönemdeyiz. Ülkemiz korona vaka sayısı olarak dünyada ilk 10 içinde. Şu an hasta olmamamız, hasta olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bütün vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Ben de yakın zamanda çok değerli bir aile büyüğümü bu sebeple kaybettim. Bu kayıp koronayı benim gözümde daha titiz, daha dikkatli olmam noktasında başka bir yere taşıdı. Bu videoda aşıların tarihine ve korona için beklenen aşı ne zaman bulunacak sorusuna cevap aradım. Bu konuda yaptığım araştırmaları derledim. Gelin hep beraber bunları inceleyelim. Aşı nedir? Aşıyı basit bir şekilde tanımlarsak, insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri ve benzeri mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkilerinin ortadan kaldırılmasıyla geliştirilen biyolojik maddelere aşı deniyor. Aşı olarak vücuda verilen zararsız mikroplar veya toksinler ile vücut bu mikropları tanıyor ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştiriyor. Böylece gerçek mikropla karşılaştığında bu yöntemle savaşıyor ve kişi hastalığa yakalanmıyor. Yani bu kişi artık o hastalığa karşı bağışık oluyor. Oluşan bağışıklık bazen ömür boyu, bazen birkaç ay vücutta kalıyor ve hastalık etkeniyle karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşıyor. İlk aşı ne zaman bulundu? Bizim alıştığımız şırınga iğne gibi bir yöntemiyle değil ama tarihte aşının kullanımına milattan önce 590 yıllarında Çin'de Sung Hanedanı döneminde çiçek hastalığından korunmak için ciltteki iltihaplı maddenin sağlıklı kişilerin burnuna verilmesiyle başlandığı düşünülüyor. Sistematik aşılanma ise yine çiçek hastalığına karşı 1700'lü yılların sonunda Edward Jenner tarafından başlatılıyor. Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan Dünyada Aşı Gelişimindeki Kilometre Taşları başlıklı raporda aşının gelişimi hakkında ilginç bilgiler verilirken Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki aşı kullanımları da anlatılıyor. Raporda Osmanlı döneminde deneme yanılma yoluyla aşı uygulamalarının 1700'lere uzandığı belirtiliyor. O dönemde Edirne'de çiçek hastalığına tutulmuş birinin bulunup döküntülerindeki irinin çiçek çıkarmamış çocuklara aşı yapmak üzere toplanıldığı belirtilen raporda şu bilgiler yer alıyor. Geleneksel olarak bu işi yapan aşçı kadınlar ceviz kabuklarında ya da incir yapraklarında hastaların döküntülerinden alınan irini biriktirir, deriyi çizerek bu irini aşılar, sonra yara yerini gül yapraklarıyla kapatırlarmış. Bu şekilde aşılananların ölüm oranı %1 iken aşısızlarda çiçek hastalığından ölüm oranı %17'ymiş. Bu uygulamalar dönemin İngiliz sefirinin eşi Lady Montagu tarafından mektupla İngiltere'ye bildirilmiş ve bu yolla Avrupa'ya yayılmıştır. Edward Jenner'ın da çık aşısını bulurken bu yöntemden faydalandığını biliyoruz. Peki, aşı her yaştan insanı korur mu? Aşı kaçınılmaz olarak yaşlarda daha az işe yarayacak. Bunun nedeni aşının yapısı değil, yaşlıların bağışıklık sistemlerinin aşılara az tepki vermesi. Bunu her yılki grip aşılarında da görüyoruz. Her ilacın aşının yan etkileri vardır. Aşının insanlar üzerindeki deneyleri başlamadan nasıl yan etkileri olabileceği, hangi hastalarda koruyucu olabileceğini kestirmek zor. Aşılarda aranan özellikleri sıralayalım. Aşılar etkili olmalı, uzun süre bağışıklık vermeli, uzun süre dayanmalı, muhafaza edilebilmeli. Tek bir dozun oluşturduğu bağışıklık yeterli olmalı. Yan ve toksik etkileri olmamalı, ucuz olmalı, kolay bulunmalı, güvenilir olmalı, enfeksiyon oluşturmamalı. Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Şimdi bu soruya cevap arayalım. BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher'ın haberine göre araştırmacılar COVID-19 hastalığına yol açan virüse karşı çeşitli aşılar geliştirdi ve bunların hayvanlar üzerindeki deneylere başlamak üzere. Bilim insanları insanlı deneyleri 2020 sonuna kadar tamamlayabilse bile bu aşıyı kitlesel olarak üretmek de zor bir iş olacak. Bu nedenlerden ötürü gerçekçi tahminlere göre bir aşının piyasaya çıkması 2021 ortasından itibaren mümkün olduğu değerlendiriliyor. Bütün bunlar eşi görülmemiş hızda gerçekleşiyor ve yeni aşı teknikleri kullanıldığı için
her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğinin de garantisi yok maalesef. Bugüne kadar insanlara bulaşan 4 tür koronavirüs oldu. Peki sizce aşısı bulundu mu? Maalesef. Nezleye benzer bir duruma yol açan bu virüslerin hiçbirinde bugüne kadar bir aşı bulunamadı. Aşısı bulunamayan başka hastalıklar var mı? Günümüzde birçok hastalığa karşı aşı geliştirilmiş olsa bile Down kumbağası, AIDS, lenfetik filariyaz, romatizma, kalp hastalığı ve çeşitli kanserler için henüz etkin bir aşı bulunamamıştır. Umarım koronavirüs için bu bulunur. Çünkü daha önceki koronavirüslerle şu anki koronavirüs arasında da fark var. Öncekilerin bulaşıcılığıyla şu ankinin bulaşıcılığı ve tehlikesi arasında farklar var. Bu birinci tahmin. 2021 ortası diyor. İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden %80 oranında emin olduğunu belirtiyor. Tabii aşının klinik testleri ve seri üretimini düşünürsek, burada da takvimler 2021'i gösterecek gibi. Peki bizim memleketimize ve bilim insanlarımıza dönersek. Ülkemizde bu konuda gayretli insanları, kurumları, üniversiteleri görüyoruz. Bunlardan biri de sosyal medyada çokça konuşulan Profesör Doktor Ercüment Ovalı. Bundan 2 hafta önce kendisi ve ekibine tahsis edilen bir alana aşı çalışmaları için girerek müjdeyi vermişti. Ercüment Hoca birkaç gün önce yaptığı açıklamada 23 Nisan'ı bekleyin, bütün dünya ne yaptığımızı görecek dedi. Daha sonra 23 Nisan'ı bekleyerek zaman kaybetmeyelim dedi ve Dornazalfa'dan bahsetti ve acilen klinik teste alınması gerektiğini söyledi. Bu tweetleri aşı bulundu, ilaç bulundu şeklinde okuyanlar oldu. Sonrasında Ercüment Ovalı'nın ilave tweetleriyle Sağlık Bakanı'nda her türlü çalışmayı destekleriz ancak insanların umuduyla oynanamaz ifadeleri sonrası nasıl ya ilaç bulunmadı mı denmeye ve biraz da güvenin sarsılmasına sebep oldu. Bu tüm olayları düşünürsek kendi ülkemizden, kendi doktorlarımızdan, kendimizden çok da umutsuz olmadık bu süreçte. Ya biz Amerika değiliz, biz bir Avrupa değiliz demedik. Bu güzel bir gelişme. Sağlık altyapımızın adını zikrettiğimiz diğer ülkelerden gayet de iyi olduğunu gördük. Yine umutsuz olmamalıyız. Umut etmekten de, dua etmekten de vazgeçmemeli, tedbiri elden bırakmadan hekimlerimize, sağlık personellerimize, yetkililere yardımcı olmalıyız. Bu aşıyı veya etkin tedaviyi de kim bilir, belki bir Türk bilim insanı bulur. Son gelişmeler ne olursa olsun, emekten, azmetmekten vazgeçmeyenler var. Hem azmin elinden ne kurtulmuş. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenini boşa çıkarmayan, boşa çıkarmamaya çalışan hekimlerimize ve sağlık personellerine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizlere güveniyoruz. Allah yardımcınız, yardımcımız olsun. Bu videoda size aşı hakkında bilgi vermeye ve beklenen koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak sorusuna cevap bulmaya çalıştım. Beni ve benzeri gündem videolarını görmek için 1318 arkadaşım arasına abone olarak katılabilirsiniz. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın. Acaba diyorum şu 1318'i söylemeseydim. Abone olmaz. Şey dağılmasın algısı. Ama değerli. Sayı rakam veriyorum. Tamam.